Olamaz, hayır. Bizi niye hapsattın lan? Ne istiyor bizden? Biz küçük çocuğuz. Tüm çürük bebeklerin ait olduğu yer burası. Ulan bizi kilitledi buraya. Bizim suçumuz neydi? En sonunda çaldığınız dondurma mı? Sen de çaldın çikolata mı? Oğlum size demedim bir bırak durun diye herkes. Bir şeyler çalmış yine. Bir hırsızlık yapmadan duramıyor musunuz yerinde? O bence haklı. Dondurma çalmayalım. Bu da ne böyle? Ben seni tanımıyorum. Sen daha önce ekipte yoktun. Benim adım Ahmet. Benim adım da Sarı. Neden buradasın? Ben ekiple hırsızlık yaptığımı söyledim sana. Zaten öbür kişiler yok burada. Ya sen neden buradasın? Ben maç yaparken çocuğun kafasına taş attım. Gerçekten bunu yaptın mı? Ula zaten tipinden de psikopat olduğun belli. Şunu zaten tipe bak, suratında bunun memelet yok bir kere. Aha sen de nereden çıktın? Sen neysin burada? Benim adım Hira. Peki sen neden buradasın? Sen niye hapse atıldın? Ben de mumlarla oynarken evi ateşe verdim. Nasıl verdin? Sen gerçekten de kafayı yemişsin. Evde mumlarla gece hain mi yapıyordu yoksa birisini söndürmeye mi çalışıyordun? Her neyse. Zaten tipinden üzgün olduğun belli. Şuradaki kelabeye soralım. Sen niye buradasın? Onun adı Sessiz Çocuk. Aha geliyorum geldi. Beni iyi dinle. Hapishaneleri çok severim. Burada kuralları ben koyarım. Yani bu demek oluyor ki ben tehlikede miyim? Senden iyi paspasçı olur. Lan ben buraya paspas atmaya gelmedim. Deli misin desin oğlum? Ben buraya suç işledim de öyle geldim. Sen abi kendi tipine bak. Yumruğu yemişsin öyle boş boş konuşuyorsun burada. Adamın tipe bak. Bunun da suratında zaten işkence olduğu belli. Merhaba sessiz çocuk. Onu rahat bırak. Duydu sana ne dedi? Beni rahat bırak abisi. Benim sinirimi bozma. Sert yumruk atmak istemiyorum. Neden böyle bir psikopatlık yapıyorsun ki oğlum? Biz burada hapiste duruyoruz güzel güzel. Bak polisi çarptırtırma bana. Senden boyu uzun. Hem senin gelirse bence o suratındaki X harfini iki katı yapar ve buradan bir daha kaçamam. Her neyse. Kavgaya gerek yok. Cümlelerinizi duymak güzel. Oğlum bu cümlemimle bir şeyler diyor. Sen diyorsun yumruk atmak istemiyorum. Sen diyorsun sessiz çocuk diyorsun. Adam hiç de sessiz değil. Adam bence kaçkınlara uğramış ve burası kaçkın bir hapishane değil. Burası normal bir hapishane. Bunu polise söyleyeceğim. Bunu ağır suç dosyalarına versin. Bunun kellesini alırlar lan direkt. Herkes sıraya geçsin. Büyük boylu polis geldi. Sıraya geçecekmişiz, hadi geçelim. Herkes beni takip etsin. Hadi gidelim. Ulan nereye gidiyoruz? Bu adam bizi nereye götürüyor? Ben çözemedim şu anda bu olayı. Umarım biz yargılanmaya mı gidiyoruz acaba, yoksa hapsimizi indirmeye mi, indirim yapmaya mı gidiyor? Umarım yargılanmayız. Hadi hadi beklemeyin hadi. Herkes otobüsün içine binsin, gelin bakayım. Tamam gelelim öyleyse. Ulan bu başımıza gelenler de ne? Gerçekten bir şimdi bebek hapishanesine mi giriyoruz? Şaka gibi. 12 yaşında bir çocuk bebek hapishanesine girer mi? İşte yani giriş yukarıda. Hadi gidelim madem öyleyse. Savcının karşısında yanlış bir şey yapmayın sakın. Yoksa beyinizi deşerim. Bizi serbest bırak. Biz bebeğiz. Sus lan. Oturun. Bu dosyada bira 3 tane ev yakmış. Doğru mu? Hayır. Evet. Kes lan. Savcıyı dinle. Bu doğru olamaz. Ben sadece bir tane ev yaktım. Tamam. 10 sene ceza verildi. 10 sene hapis cezası mı? Tamamdır. Beni takip et. Suçlu. Lan Hira'yı götürdüler. 10 sene ceza verdiler kıza. Yapacak bir şey yok artık. Bakalım bize ne kadar diyecekler. Sıradaki sessiz çocuk. Dosyada yazıyor.
okul çıkışında 5 kişi bıçaklamışsın ve onların parasını gasp etmişsin. Bu doğru değil. Psikopat hırsız seni. Elimde olsa seni vururdum. Kes lan evlat, sus. Burada neler oluyor? Ben bu gerçekten suçluların cezalarını anlamıyorum. Bakalım şimdi savcı kaç yıl verecek? 5,5 sene verildi. Hadi gidelim. Oğlum adam gitti ve 5,5 sene ceza aldı. Üstelik üzerinde adamları bıçaklamış ve paralarını çalmış. Çok kötü bir şey bence. Sıradaki gelsin. Dosyada yazıyor. Mahalledeki çocukların topunu patlatmışsın. Ve sonra onları tokatlamışsın. Ne yaptın lan? Dipçikle seni tokat manyağı yaparım. Burada yapamazsın. Pardon savcı. Çok manyak tokatlarım. Sana tokatla hapis cezası veriyorum. Orada seni tokatlarlar. 1 yıl verildi. Ben anlamıyorum gerçekten. Bu tokatçı çocuğa 1 sene veriliyor. Öbürlerine 5 sene 10 sene. Burada bir işler çevriliyor bu işlerde. Sonra bunların birinin parmağı kesin çıkacağından eminim. Her neyse sonra bu belli olacak elbet. Hadi gidelim. Beni çağırmadan ben buradan gidip kaçsam mı acaba? Şöyle çaktım bana, acaba kaçabiliyoruz mu? Aha yakalandık. Sonuncu gelsin. Tamam geldi. Dosyada yazıyor. Yaşlı adamın değerli eşyasını çalmışsın. Aslında bu şöyle oldu. Ben mahalleden geçerken arkadaşlarımla bisiklete biniyorduk. Ve cam açıktı. Orada çok güzel bir tane eşya vardı. Onu oyuncak sandım, gidip aldım. Bunu kamerada izledim. O değerli eşyanı 20 senelik hatıra. Ve onu tekmelemişsin. Sonra kimliğini yakmışsın. Dişlerini sökmüşsün. Ne? Hayır, ben bunların hiçbirini yapmadım. O dosyayı yazan kimse bunların hepsini yanlış yazmış. Bu doğru mu? Ne? Hayır lan, onlarla öyle bir şey yapmam imkansız. Bu ne? Bu çok doğru. O bir canavar. Hayır, benim böyle bir şey yapmam imkansız. Yanlışınız var. 200 sene. En ağır hapiste. 200 sene ve bebek hapishanesi. Bunlar ne diyor? Bir de en ağır hapishane. En ağır yani. Çok tehlikeli. Ben ne yapacağım lan? Oğlum bunların hepsi yanlış olmalı. Burada bir işler ters gidiyor. Abisi bu ne abisi? 200 senede ben orada çıkamam lan. Yaşı dede olurum, yaşı dede olurum la. Aha, 200 sene çok. Onu buradan götür. Hadi gidelim. Oğlum 200 sene çok dehşet bir rakam. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ve artık burada çıkışımız yok bizim. Burada kal. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Oğlum düştüğümüz hallere bak. Gerçekten bize böyle mi oldu? Ne? Bir dakika. Hira sen iyi misin? Niye duvarın dibinde ağlıyorsun? Buna inanamıyorum. Hayatım bitti. Hemen her şey bitemez. Biraz sakin ol Hira. Bunun için bir şeyler yapmalıyız. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Burada belki gizli kaçış yeri vardır. Oradan hep birlikte gizli gizli kaçarız. Buradan kaçamayız. Ne? Neden kaçamayız? Kaçmaya çalışan son kişiyi vurdular. Gerçekten vurdular mı? Ama biz plan yapıp buradan bir şekilde çıkmamız lazım ve çıkış yolunu bulmamız lazım. Burada böyle 200 sene ya da 10 sene 5 sene duracak halimiz yok. Biz daha bebeğiz. Büyüyeceğiz, ortaokula gideceğiz. İş edineceğiz, sonra para kazanacağız. Üstelik üzerimize 5 lira bile paramız yok. Bunu daha önce denemiştik. Tamam, şimdi plana gelelim dostlar. Planımızı yapmaya hazırsınız değil mi? Evet. Şimdi senden başlayacağız Hira. Sen polise diyeceksin ki buradaki çocuklar lavaboya gitmek isteyecek ve ben de kız tuvaletine gitmek isteyeceğim yazacaksın. O kız tuvaletine giderken sonra sen de onun arkasından lavaboya gider gibi kapının önündeki aracı alacaksın. Buradan kaçacaksın. Anladım. Umarım kafamız karışmaz.
nasıl yumruklayacağım? Hadi öyleyse plana geçelim. Polis bey, erkekler tuvalete gitmek istiyor. Tamam tamam, geliyorla geliyor, geldi. Hangileri? Hepimiz gitmek istiyoruz. Hepimiz çok sıkıştık. Buradan lavaboya gitmemiz lazım. Evet gençler. Planın son noktasına geldik. Dışarıda bir tane araba var. Polise yumruğu atmaya hazırlan Ahmet. Birazdan yumruğu atıp burada çıkacağız. Hadi bakayım. Tamamdır gençler. Şimdi Ahmet gidiyor. Ahmet tokatı koy arkasından. Allah bunu. Düştü ya lan. Gerçekten polisi baydın lan. Oğlum harbiden hayvan gibi elin var lan. Şu ellere bak lan adamdaki lan. Beni takip edin. Arabanın yerini biliyorum. Hadi gidelim arkadaşlar, artık bu hapishane kaçkınları yerinde durmayacağız. Hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.